Evliliğe ne kadar hazırsınız? Bunun bir ölçüsü, bir terazisi yok maalesef. Ne kadar hazır olup olmadığını insan yaşamadan göremiyor. Hazırım zannediyor. Neye hazırsın? Artık büyüdüm, okulumu bitirdim. Kariyerse eğer planım orada da bir yere geldim. Artık bir evleneyim. Yani orada da güzel, lezzetli. Sanki meyveler var. Biraz da oradan toplayayım. Bir istek, bir arzu. Ne kadar hazırım? Benden geçip biz olmaya giden yolda yürümeye, terlemeye, bazen emeklemeye, dizim kanadığında kendi içinde tedavi olup iyileşmeye. Bütün bu soruların cevabını evlenmeden önce bilmek mümkün mü? Hayır, hiç de değil. Çok zor. Kimisine de hiç hazır olup olmadığı sorulmadan evlendirilir. İşte belki orada gördüğü ve bu yola girdiyse bu ve devam etmeli düsturu o evlilikleri doğruda götürebilir ya da başlangıçta zaten sağlam olmayan, sönük olan, teker bir yere kadar götürüp orada dura dura gidebilir. Etraftaki her şeyin önemini yitirdiği o sarhoşluk ve aşıklık anında da hazır olup olmadığını bilmez kimse. Orada sadece erişilecek bir nokta vardır ve oraya ulaşılmalıdır. Hazır olup olunmadığı önemli değildir. Hemen hemen bütün partnerlerin yaşadığı bir durum da orada söz konusudur. Sonra değişir. Ben onu anlatırım, o da anlar. Olması gereken şekle dönüşür gibi cebinde değişecekler listesinin olmasıdır. İşte bu durum oldukça tehlikelidir. Çünkü atasözü olarak geçmiş 7'sinde neyse 70'inde de odur. Elbette insanlar dönüşür, elbette insanlar değişir. Çünkü tabiatın kanunudur değişmek, dönüşmek. Ancak ana hatlar olduğu gibi kalır ve onun o versiyonunu beğenmiyorsan zaten birliktelikte ısrar etmek anlamlı değildir. Hele hele bu evlilik kurumuna taşımak hangi akıl kârıdır? Bu yüzden değişmesini istediğiniz durumları şimdiden konuşun. Uzlaşamayacağınız noktalarda belki hiç uzlaşamayacaksınız. O konuda anlaşın. İşte o zaman gül gibi geçinme ihtimaliniz var ama değişecek beklentisi insanı zaten kendi içerisinde huzursuz eden bir alana doğru sürükler. Şimdilerde en çok görülen düğünlerin çok büyük bir seremoniye dönüşmesi, öyle ki herkes kendi prensesliğini, yaşadığı prensliği, yaşadığı o gece için hazırlık içerisinde ve o kadar müthiş şeyler başlıyor ki ta öncesinde evlilik teklifi yapacağı sırada bile böyle yakınlarımızın duyduğu "Şaşırt beni," diyor gelin. Nasıl şaşırtayım yani ben seni? Şaşırt işte. Yani bir sürpriz yap, benim için bir şey yap. Sen zaten beklenti içerisindesin. Ben sana evlenme teklifi yapacağım. Ne kadar şaşırabilirsin ki? Olsun şaşır. Biraz da etrafta seyirci olsun. Ben de elimi yüzümü kapatıp diyeyim. Hiç haberim yokmuş gibi yapayım ve kameralar o sırada bizi çeksin. Burada başlıyor masal. Sonrasında da işte nişandı, düğündü, kılık kıyafetti, yenilecek yemekti, davetlerin seçimi, düğünün olacağı yer. Farklı bir alana doğru götürüyor insanı. İkisi birbirinin içerisinde gibi, matruşka gibi ama aslında birbirinden fersah ferzah uzak iki alan. Bir tanesi sanki evlilik öncesinde baştan yapılan bir kutlama. Hadi bakalım bir açılış, hadi hayırlı olsun. Hani bir güzellik, bir tat, bir lezzetli başlamak. Hani misafirliğe giderken tatlı götürürüz de yanımızda onun gibi. Bir tat bırakmak ve o enerjiye biraz da kendinden motorlu gitmesini sağlamak gibi ama bütün enerji burada bitirildiğinde hem finansal olarak hem duygusal olarak sonrasında çok da parlak günler beklemiyor çiftleri. Sonrasında benim aradığım bu değildi. Benim beklediğim bu değildi. Sen böyle olamazsın. Tanıdığım erkek, tanıdığım kadın, aman Allah'ım kandırıldım, dolandırıldım duygularımla oynandı. Ben bunu hiç hak etmedim şeklinde de dönüşebiliyor. Bu cümleler kurulabiliyor. Bu yüzden bizim kültürümüzde çok fazla olmamasına rağmen parti kültürünün bir şekilde artık yavaş yavaş deneyimlendiğini de bu coğrafyada mümkün olduğu kadar kızlar gelinlikvari elbiseler giyip savurtmalı. Hatta başında taşla dolaşmalı hevesini alıncaya kadar. İlla ki o gecenin aşkından, onun tutkusundan, büyüsünden kurtuluncaya kadar. Sonrasında gerçekten evlenmek istediğinde de o kutlamayı ister sade, ister şatafatlı, gönlüne göre yapmalı ve
Evlilik denen ve inilmesi düşünülmeden binilen o türe ne binilmeli?